Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Crusader Kings 3 Wessex serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Lan yeni bölüm diyorsun. Harita gözüküyor burada. Oyunun yeniden başlangıç ekranına dönmüşüz. Nasıl oluyor bu kardeşim diyorsanız, bunun temel birkaç sebebi var. Öncelikle bunları konuşacağız sayın vatandaş. Şimdi ilk olarak şurada Wessex'te Jarl Alfred'i seçeceğim. Birinci sebebi bu. Halk yoğun tepki göstermiş bana. Alfred abiyi öldüremezsiniz. Bu adam İngiltere'yi kuracak. Gidip başkasıyla oynayamazsın diye bana yoğun tepkiler gösterilmiş. Haklı tepkiler. Tepkileri kabul ediyorum. İkinci olarak haksız tepkiler gösterilmiş. Linçlenmişiz. Bok gibi oynadın kardeşim. Bu nasıl oynama? Böyle seni her zaman izliyorum ama bu kadar bok gibi oynadın ilk defa görüyorum demişsiniz. Haksız sayılmazsınız. Ama haklı da sayılmazsınız. Çünkü ben bu güncellemeyi ilk defa oynadığımı sizlere, siz değerli arkadaşlarıma söyledim. Demişler ki askerleri konuşlandırma. Lan oğlum eskiden konuşlandırma diye bir şey yoktu. Oradaki yazıyı mı görmüyor? Görmemiş, dikkatimi çekmedi işte. Ben bu yüzden video çekiyorum, yorumlarda siz beni aydınlattın diye. Anladın mı? Yani senin aydınlatman lazım beni ama çok şiddetli bir şekilde aydınlatmışsınız. Tebrik ediyorum. Şimdi Alfred abimizle oynayacağız. Bu abimiz delikanlı bir abimiz. İngiltere'yi kuracak abimiz bu abimiz. Bu arkadaşla inşallah İngiltere'yi kuracağız bakalım. Yeniden başlıyoruz artık. Hayırlı uğurlu ola. Demir adam modundayız. Şimdi şu benim unuttuğum bir şeymiş. Şu askerleri şuraya basıp konuşlandır dediğimizde. Bunu dediğimizde aman kardeşim yanlış yere basıyorduk. Ekstra bonuslar alıyormuş. Orada saldırı bonuslarını falan gördünüz zaten. Lan oğlum bu eskiden yoktu ki. Eskiden tüm şehirlerden alıyordular bonusları yani. Böyle bir şey yoktu yani vallahi. Eski köye yeni yeni adetler. Lan karım ne kadar mal ya. Canım sıkıldı şimdi bak. Canım sıkıldı. Mertlik odağına gidiyoruz. Ben ısıracak kardeşim. Atik, çevik, atletik ve iyi bir kumandan olacak bu arkadaşımız. Plan şu. Yeni plan. Yeni plan. Öncelikle kardeşimizi öldürüyoruz. Planın başı bu. Casus başım. Daha iyi bir casus başı var mı? Yok. Kardeşim seni bir öldüreceğim. Sana zahmet. Gerçekten... Canım pek istemiyordu öldürmeyi ama yapacak bir şey yok. Bu milletin senin gibi bir hükümdara ihtiyacı yok artık. O yüzden seni şişlemem gerekiyor. Ama yanıma çekebileceğim niye kimse yok lan? Allah Allah. Yanıma çekebileceğim kimse yok. Normalde oluyordu, ben denedim az önce. Burada Excalibur diye bir şeyimiz varmış. Şimdi plan şu. Yorvik'le kesinlikle savaşmayacağız. Doğu Anglia ile savaşacağız ve Doğu Anglia'yı kesinlikle ve kesinlikle yenmek mecburiyetindeyim arkadaşlar. Doğu Anglia'yı tokatlamayı düşünüyorum. Münzevi özelliğini kazanacağım. Hiç gerek yok ya. Ne oluyor? İleride zaten düzelir o. Şimdi bizim gacının bu yetenekleri niye bu kadar kötü ya? Bunu şimdiden çekmeyeyim. Kralın oğlum Maraşal'in elinde silah tutmayı bilmiyor bu adam ya. Bu adamı kim Maraşal yaptı? Bu adam yürümeyi bilmiyor. Nasıl Maraşal olsun ya? Allah Allah, dindarı bağlantılar cinayette. Zaten burada direkt olarak bunu başarabiliyor iken niye burada kendimi şansa şey yapayım? Gel kardeş yürüyek biraz seninle dedim. Adam hemen şey yaptık. Lan gidip Londra'yı vasala verdi ya. Ne dallama adamsın ya. Ne dallama adamsın ya. İleride onları almamız gerekecek. Konseyimde bir boşluk var. Konsey boşluk kabul etmez kardeşim. Hemen halledelim. Şimdi bu adamın çok hızlı ölmesi lazım. Eğer ölmezse aramızda kötü olaylar yaşanabilir. Karın çocuk doğurmadan ölmen lazım. İngiltere'nin daha iyi bir İngiltere olması için buna ihtiyacımız var. Vatanın, milletin buna ihtiyacı var. Yeni destekçi aldım. Gerekiyor abi. Halkın yoğun talebi var. Üf ya, ah kardeşim ölmüş. Ah. Ah çok çok üzgünüm şu an. Vallahi bayrakları yarıya indirin. Bayrakları yarıya indirelim ya. Moralim şu an çok bozuk. Moral yerlerde şu an ya. Lan ne oldu ya çocukta? Turp gibiydi ya. Ulan birden işte. Allah'ın işi. Birden. Gitti ya, vah. Vah benim garındaşım, vah. Vah gitti. Üf ya. Üf, lebesi hemen başkasına vereceğim. Şurada hemen. Şu limiti geçmeyelim. Ordularım nerede lan? Evet. Çekelim şuraya. Ordum çekilir misiniz? Ordu. Yendik lan. Ordu gel buraya. Oğlum vallahi yendi bizim çocuklar. Ben olmadan da yendi. Şimdi. Benim konuşlanma işlerini çözmem lazım.
Kardeş. Böyle bir şey yapacağız. Yeni ordu yarat. Has körleri al. Has körleri iptal ettim ve bunları konuşlandıracağım. Konuşlandıracağım nokta ise şurası olsun. En iyi noktanın burası olduğuna kani oldum. Diğer zayıf has körleri de şuraya konuşlandıralım. Tamam. Mis. Diğer ordumuzu da toplayacağız. Şimdi olay şu. Öncelikle yağmacıların ağzını sıçalım bir. Ne oluyor oğlum? Sayılır bizim topraklarda yağmam ama. Zor yendik lan. Şu orduyla birlikte arkadaşlar bizim Doğu Angliya'yı savunmamız lazım. Ya yani şuradaki Björn ve Halfdan'ı yenemeyiz. Northumbria'daki Kral Ela'yı koruyamayacağız. Yapacak bir şey yok. Ama kemiksiz Ivar'ı yenebiliriz. Plan tamamen bunun üzerine kurulu arkadaşlar. Kemiksiz Ivar'ın Doğu Anglia'da bir Viking yerleşimi ortaya çıkmasına engel olacağız. Plan program tamamen bunun üzerine. Şövalye üstünlüğü de var. Şimdi benim yapmam gereken başka neler var onlara bir bakalım. Önemli vasalım konseyde koltuk bekliyor. Ben bekletmiyorum kardeşim. Mükafat oluşturabilirsin diyor. Ben bu adamlara mükafat oluşturursam ne oluyor? Mesela yağmacı diyor bak. Birincil mükafat niteliği diyor. Birincil mükafat niteliği bence ideal olsun. İdealist olsun desem ne olur? Yağmacının ne olayı var? Yağmacı daha mı iyi? Bakıyorum. Yağmacı diyor ki korkunçluk başına aylık prestij diyor. Kontrol edilmeyen toprak kaldıran avantajı diyor. Güzelmiş. Kontrol edilmeyen topraktaki avantaj güzelmiş. Bunun herhangi bir şeyi yok. Gururlu vasal görüş falan fisten. Yani başka bakalım. Yağmacı bana daha iyi geldi şu an. Vallahi. Ama ikinciliği de veriyor sanki bak. İdealisti de veriyor bak. Şunlar onları da veriyor. Oluştur abi 100 maliyetle bakalım bir tane görelim. Bir de buna mükafatı mirasçı, layık mirasçı arama diye bir şey varmış ki bu adam ölünce gitmesin bu mükafat falan fisten öyle bir şeyler varmış. Öğreneceğiz. Şimdi ben bu kemiksiz Ayvar'ın kemiklerini zaten kırdım kardeşim. Son kalan 3-5 bir şeylerini de halledeceğiz. Canınızı sıkmayın. Endişeye mal yok. Ne oluyor lan? Oğlum lütfen bir şeyde ölmeyelim ya. İyi. Ben bakmak istemiyorum ya. İşimi şansa bırakmayacağım. Kötü bir event gelir. Başıma iş gelmesin. Ben başıma iş almak istemiyorum. Oğlum bana hiç gerek kalmadan halletti lan. Güzel. Mirasçıyı bulduk. Bu arkadaş da mirasçısı olacak ki bayağı iyi bir şeymiş ya bu. Bu adam daha iyi hatta yani. Keşke o adama direkt şey yapsaydık. Vallahi o adam çok daha iyi. Ha, eşim hamile oldu da bak zeki çocuk doğurmazsan seni şişlerim ona göre. Çocuk zeki olmazsa ben seni şişlerim. Boşuna sonra ağlama ileride. Mercia topraklarına yardım ediyorum. Buralarda Viking yerleşimi ortaya çıkmasına izin vermeyeceğimi söyledim zaten. Vikinglere kesinlikle bu topraklarda kardeşim hava bile aldırmam. Nefes bile aldırmam. Vikinglere burada hiçbir şey yok. Has körlerin seviyesini arttır. Şunların da arttır. Kesinlikle okçu birliği basmayacağım. Vikingler okçulara karşı çok büyük sıkıntı çıkarıyor. Kızım oldu da malın tekiye. Kızıma da böyle söylemek istemezdim ama yani insan söylüyor yapacak bir şey yok. Malın teki. Hadi bakalım duelloya girelim. Çaktım sana? Kızım verem oldu. Çok da önemli değil. Hekime gerek yok. Kendi atlatırsa yaşar. Atlatamazsa beni ilgilendirmiyor kardeşim. Şimdi öncelikle İngiltere'yi kurma planımız var. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ben bunları söylemeyi unutuyorum ama sizler atmayı unutmayın. ASAP liderinden bir altın talep edelim hemen. Şimdi vere bakayım parayı. Apa yani hep kendim mi yiyeceğim biraz da biz yiyelim ya. Sarayıma da bir hekim aldım hemen. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Plan İngiltere'yi toplamak. Krallık için benim gerekli olan 6 tane kontluk var. O 6 kontluğu aldığımda işim daha da yoluna girecek. Buradaki bir sürü düklük şu anda benim elimde. 4 tane düklüğüm olduğu için şu an iyi değil. Bizim için. Aa ceza yemiyoruz lan biz. 4 tane düklüğüm var ceza yemiyorum. Niye böyle? Normalde 4 tane düklüğüm olunca oyundaki vasallar ana avrat sövmeye başlıyordu ya. Krallık olmadım diye mi acaba? Şimdi hemen hızlıca kontlukta hak iddia süreti Cornwall'ın üzerine ilerleyeceğim. Elimdeki şu anda birliklerin tamamını güçlendiriyorum. Bu arkadaş 3.3 ve 3.6 artı alıyor. Bunun daha güzel bir yer vardır bence. Yokmuş. Yokmuş daha güzel bir yer. Ya yapacak bir şey yok o zaman kalsın.
Şimdi gezi mezi gerek yok. Yükseltilen asker morali müthiş ya, daha ne olsun ya. Daha ne olsun. Ne bu? Hadi bakalım. Şimdi bu alandan, yürekli alanından gideceğim ben. Yürekli alanından gidince iyi bir kumandan olacağız gerçekten. Aslan yürekli Alfred olacağız biz. Orada onlar Richard derler. Biz de Alfred diyeceğiz kardeşim. Aslan yürekli dendiğinde herkesin aklına Alfred abi gelecek ona göre. Bu arkadaş konseyde koltuk bekliyor da, ulan ne beynin var, ne elin var, ne kolun var, ne ağzın var. Hiçbir bokun yok senin. Sen neyine koltuk ağır konuşturacaksın şimdi var. Talim alanlarını yapıyorsun değil mi? Aferin. Talim alanlarını yap. Vikingleri bu topraklardan atmaya çok yakınız abi. Burası Galler'deymiş. İngiltere'de olsa dalacaktım. Şu an Galler topraklarında hakimiyet kurma gibi bir planım yok. Bir sürü vasal oluşturmuş bizim eski ağabeyimiz. Yaşayan ağabeyimiz. Artık yaşamayan. Büyük lakabını aldım bu arada. İlk defa bir vatanım çok yaşa büyük Alfred diye seslendiğinde ziyadesiyle onur duymuştum. Üstünde adama bak be. Abi ilk defa hastalığın bana büyük diye şey yaptı. İnsanlar artık çok kullanmaya başlamış bunu sonrasında. Güzel. Herkes artık bunu büyük Alfred diye çağırıyormuş. Abi adam yalıyor seni. Bu adamın da derdi. Lan adam bana çok büyük Alfred dedi. Artık ben büyük müyüm ha? Ben oğlu. Adamsın Quaresma. Kardeşim yani. Adam seni yalakalık yapıyor. Bu da sanıyor ki. Neyse. Adam morali bozulmasın ya. Kardeşim hemen şu krallığın tapusunu verir misin? Adam asker bile basmadı lan. Hepiniz birden alın ya. Ne gerek var kavgaya dövüşe? Üf ya. Lan garı. Çabuk lan. Erkek varis istiyorum. Çabuk. Çalışmalara başla. Hadi. Ne oluyor lan, bir tane daha mülk geldi geri bana. Neresi geldi lan? Neyi aldım oğlum ben? Hangi toprak geldi? Şurası mı geldi yeni? Neresi geldi ya? Burası çok boktan bir yer. Burayı vermek istiyorum da, burası arkadaşlar direkt Wessex düklüğünün içinde olduğu için vermek niyetinde değilim. Bacım sen çok iyi bir idarecisin. Zaten konseyimdesin de. Değil mi? Değil misin? Artık öylesin. O yüzden sana verdim o toprağı. Basit bir müsabaka neticesinde Cornwall'ın bir toprağına daha el koymuş olduk. Kardeşim bak, Cornwall. Sana hoşgörülü yaklaşıyorum. Sevgili yaklaşıyorum. Gel kardeşim. Bize katıl. Mercy'ye benimle ittifak kuruyor da. Mercy'ye, New Orleans'e ne ara toprak kaybettin ya? Oğlum ne ara kaybettin ya? Ne ara ya? Benim yeğenleri saraya falan davet edebiliyor muyum ya? Bunların ikisi de kız. Bunları benim çocukla evlendireyim. Benim erkek bir varisi olsun da şunun varisini şey yapayım ben. Anladınız siz. Müthiş, müthiş. Oo, işte. Oğlum şansım yaver gidiyor şu anda. Alışık değiliz biz bunlara. Biz bunlara alışık değiliz abi. Oyun bak. Başıma bir şey mi gelecek? Doğruyu söyle bana. Doğruysa etkinlik düzenle, büyük turnuva. Hadi bakalım bir büyük turnuva düzenleyelim. Ne bok oluyormuş. Başkentimiz Dorset'te şu an. Bizim başkent şu an kardeşim Dorset. Winchester değil. Müsabaka ekle. Kardeşim yakın dövüş. Ekle. O maliyeti falan bayağı yüksek ha. İzle. Katılımcı. Ben katılacağım. Lan ne seyahati oğlum. Ben zaten buradayım. Ben zaten burada değil miyim ya? Başımızda iş gelmez değil mi yani? Lütfen yani. Tehlike mehlike yok abi. Zaten buradayız yani biz. Ne oluyormuş bakalım turnuvada? 129 tane misafir var. Bir sürü insan gelecek. Güzel bir şey bu. Çadır kampı diye bir şey var. Oo. Güzel. Hadi bakalım. Hadi hocam, bu turnuvayı kendi turnuvamı kazanacağım. Müthiş. Müthiş. Hadi aslanım. Yapma. Yapma.
Hocam sen niye her boktan stres kazanıyorsun? Dürüst ve adil yeteneğin niye var senin? Adamı gebert. Oho, abo. Mecbur bunu seçeceğim yoksa ağzımıza sıçacaklar yani. %0 şans diyelim. Ya abicim niye her şeyde stres kazanıyoruz ya? Ya bu adam geberecek bu şu şekilde devam edemez. Yapma. Lütfen kazan. Kazandık mı? Elimde kılıç var, kazandın mı? Nuş kucuk nasıl koyduk ama 2 dakikada acı var mı acı nasıl lan basitti lan. Ya kolay rakipler gelince sarmıyor ama yani biraz daha zorlu rakip gelsin ya. Esnaflara bir ziyaret edelim bakalım. Yürü lan. Beni dolandırıyor bunlar sanki. Turnuva sancakları. Gururlu vasal yürüyüş. Oğlum gururlu vasal diye bir şey gelmiş ya. Devam devam. Oy, ödül broş adlı eseri. Abo ne güzel lan. Şövalyeler şanman kazandı. Stres kaybettim. Oh, bir sürü tecrübe kazandım. Atlı da yayan da. Oy. Bir şeyler de konuşalım. Aynen. Bir şeyler de konuşalım. İşte bu. İşte bu. Şan, şöhret, her şey bizim olsun. Hemen şunu da tak abi. Artık kendime çeki düzen vermemin zamanı geldi. Çeki düzen vermemizi kel yapalım kendimizi. Saç nasıl? Kardeşim şöyle olsun. Eyeliner'a gerek yok abicim. Şuna da gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Sakal. Hocam biz Yavuz Sultan Selim'in yolundan gidiyoruz abi. Sakal makal yok kardeşim bizde. Sakal bizim ocakta sakal yoktur. Bıyık. Yavuz bıyığı ver abi bana. Ah. İşte bu. İşte bu. Kardeşim. Elbise ver bakayım. Bu ne oğlum bu elbiseler? Abi ben zırh istemiyorum ya. Tek soylu giysilerin hepsi şu fena değil. Sadece pelerinden dolayı kötü duruyor. Kraliyet, Bizans. Abicim üstte sadece bir kürk versene ya. Az önce gördüm bak kürkü. Yukarıdaydı bak. Kürk gördüm bir tane. Böyle büyüğünden değil ama büyük de olsun ya. Aynen, büyüğün ihtişamlı olsun biraz. Paşa bakalım ne koyalım. Bu adam için o kadar uğraştık ölmesin bari. Kral tacını ver abi. Bu güzel. Yüz aksesuarı. Bu ne oğlum? Asla katiyen istemem. Pantolon. Yani pantolona çok çeki düzen vermeye gerek yok. Renk paleti ne işe yarıyor? Adamın saçı ayarlıyoruz. Ha, kardeşim. Siyah değil de böyle bak. Tam siyah değil, tam sarı değil. Tam kumral mı deniyor, öyle bir şeyler. Bu iyi. Renkten menkten hayatta anlamam. Medeni olan hiçbir şeyden anlamam. Hadi şimdi. Gacı, nerede benim erkek varisim? Nerede benim varisim? Bak yaşım kaç oldu artık? Bir varis istiyorum ha. Nerede benim varisi ya? Hala gelmedi bir varis ya. Çabuk ya. Yeter be. Yeter be. Geç bakayım. Kornval. Bak. Ya parayla marayla değil abi. Doğu Anglia'yı da sefer düzenleyeceğim bu arada. Doğu Anglia hiç boşuna sevinme. Boşuna sevinme yani. Buraya da bir sefer düzenlenecek. Kornval seferinden sonra sana da geleceğim. Sana da geleceğim ha. Hamile özelliği kazandı. Müthiş, müthiş. Güzel. Ordumu şu anda güçlendiremiyorum dostlar. Çünkü efendim bu orduyu güçlendirmek için şuradan talim alanlarına ihtiyacımız var. Burada Vikinglerle veya başkalarıyla benim kültürel kabullenmem ne kadar yüksek olursa o kadar iyi ve ben onlarla kültürel ayrışma falan melez kültür bunları halledeceğiz yakın dönemde. Mesela Norse'larla bir kültürel kabullenmemiz var. Norse'ların savaşçılığı, bakın adamların talim alanları sayesinde çok fazla düzenli asker yetiştirebiliyorlar.
Onlarla olan mesela bu birlikteliğimiz, onlarda mesela kışla özelliği var, bizde yok. Ondan sonra onlarda tarla rotasyonu var, bizde yok. Yani onlarda olup bizde olmayan şeyler ki uzun gemiler varmış. Kesinlikle Norse'larla bir birliktelik yapmak zorundayız bu arada yani. Zorundayız. Şart. Aa, Björn burada toprak almış. Şimdi hacı emmi. Senin son toprağına da el koyuyorum. Yani bunun artık zamanı yeri ve zamanı geldi. Devlet kardeşim burada. Senin toprakların el koyuyor. Sen kendine ayrı devletim diyemezsin. Diyemezsin çocuk. Çocuk adam. Yine mi ya? Oo, zeki olur lan. Yapma, hayır. Hayır. Bu çocuk. Hemen evlenme yaşı gelmiş. Bu çocuk tahtıma geçecek. Bu çocuğu ben eğiteceğim. Bu çocuk benim tahtıma oturacak. İyi bir idareci değil mi? Lan daha çocuk yeni doğdu. Nereden bunu kararlaştırdın ya? Sevimli çocuklar idarede zorlanabilirler. O zaman bu çocuğu iyi bir entrikacı yapıp milleti kaçırıp hadım ederiz abi. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bazı şeylerin kararı ne yazık ki doğuştan veriliyor. Doğuştan gelen kararlar var. Şimdi kızımın verasetten men edilmesi lazım. Ben bu çocuğu verasetten men ederim kardeşim. Ben o çocuğu verasetten men ederim. Daha da erkek varis falan istemiyorum. Sakın bak. Ben istediğimde yapmadın. Bu saatten sonra yapma. Erkek varis daha istemiyorum, tamam mı? Kati surette. Daha fazla varis falan istenmiyor. Anlaşıldı mı dostum? Şimdi kültür mültür hamşair. Evet arkadaşlar, ufak bir aradan sonra videoya devam ediyorum. Sizin için bir ara olmadı ama benim için bir saat, 1,5 saat falan oldu herhalde. Arada tak tak ses gelirse yapacak bir şey yok. Öyle devam etmek zorundayız. Çünkü yanda yol yapıyorlar abi. Ona müdahale edebileceğimiz bir durum yok. Şimdi en son biz Doğu Anglia'yı ele geçirmek için hak iddiası üretmeye çalışıyorduk. Onu üreteceğiz. İngiltere'yi yavaş yavaş kurmaya daha da yaklaşıyoruz. Şu an 17 tane kontluğum var. 21 kontluğa ihtiyacımız var ki bizim İngiltere'yi kurabilelim. Mercia'nın gücü az aslında. Mercia'da hak iddiam olsa saldırabilirim de. Herhangi bir şekilde burada hak iddiası elde edemem şu anda. Bu adam orada olduğu sürece. Yani en şey, kolay bir şekilde orayı alabilmemin yöntemi, erkek varisim olursa, zeki bir erkek varisim, şu anda Mercia'nın varisiyle evlendirirsem orayı ele geçirebilirim. Direkt evlilik yoluyla alırız. Gerçekten %90'la kazanamadım mı o özelliği? Yani harbiden %90 şansın vardı ve ben o özelliği kazanamadım mı? İnanılmaz ya. Müthiş. Gerçekten müthiş. Bir ziyafet düzenleyelim. Eskiden ziyafette direkt stres kaybediyorduk. Şimdi galiba öyle bir durum yok. Gayet bu ne lan? Oğlum, değişik değişik olaylar varmış abi. Dorset'te yapalım. Aman hocam. Kolay kolay stres düşüremeyeceğiz. Ne kazandım nehirci özelliğini. Kaç düştü? Oğlum bu ne ya? Hah, 50, oh, işte bu. Müthiş. Getir abi. Ben stres düşürmek için zaten yaptım bunu. Başka herhangi bir sebebim yok. Ne bile prestij de aldık. Harika. Şimdi Doğu Anglia'dan da hemen hak iddiam var. Ama yetenekli olduğum için açamıyorum. Güzel. Vallahi çok iyi oldu. Açıkçası. Direkt stresim bir seviyeye kadar düştü. Acaba biz böyle inançlar çıkıyor. Bunlardan birine geçsek ne olur lan acaba? Valdoculuk. Yeni bir Hristiyan mezhebi oluşturmuşlar. Nerede var mesela bu Valdoculuk? Şurada çıkmış. Neresiyse burası. Allah Allah. Bu adam mesela Valdocu. İnancına bakayım. Valdocu. Şuralar Valdocu. Geçsek acaba ne olur? Hiç macera aramaya şu anda gerek yok. Bu adamı kim esir etti lan? Ulan adam tutsak düşmüş. Şunun tarafından. Lan Vikinglere bak. Galiba yağmaya geldiler. Üstüne adamı esir aldılar ya. Hazır adam esirken ben bir de topraklarında çökeyim bunun. Kardeşim yapacak bir şey yok. Sen esirsin diye sana saldırmayacak değiliz. Ya sen esir olmadan önce de ben zaten sana saldırmak için hamle yapacaktım. Ama bu da tuzu biberi oldu. Yapacak bir şey yok. Sen esir düşmeden önce de ben zaten sana saldırmayı düşünüyordum. Esir düşmenle bir alakası... Ne oluyor lan?
Bak şunları yok edeceğim, ondan sonra savaşa devam edeceğim. Abicim yağmacıya burada ekmek, su, aş yok. Bu topraklarda yağmacılara kardeşim hiçbir şey yok. 42 olmuş bu arada savaş yeteneğimiz, müthiş. Dini yeteneğimiz de arttı Vikingleri kesince. Aslan yürekli Alfred olunca çok daha büyük işler başarabileceğiz. Vallahi iyi ki açıkçası söylemek gerekirse baştan başlamışız. Yoksa büyük krizler yaşamaya devam edecektik. Böyle çok daha iyi oldu bana göre. Kim bu? Karakterimin karısı. Ölebilir, sıkıntı yok. Çok da önemi yok benim için yani. Hatta daha bile iyi olur. Üf ya. Daha bile iyi olurdu. İyi yetenekli. Bana varis yapmayacak birini alırdım. Savaş bitti abi. Bir toprağım daha olmuş oldu. Burası yeni bir düklük. Doğu Anglia'yı bir başkasına vereceğim. Yeni bir vasal yapalım. Ama bu arkadaşa değil de şuna vereyim. Bu adam bir Katolik Anglo-Sakson. Al kardeşim, hayırlı uğurlu olsun. Entrikacımız galiba hakkı rahmetine kavuşmuş. Güzel. Şimdi yapabileceğim ne var? Bir sürü tutsak var. Bunların bir parasını alalım. Bize 3 kuruş 5 kuruş demeden önemli abi paralar benim için. Savaş açabileceğim birileri var. Yüklük için savaşları sadece bizden olmayanları açabiliyorum. Ya şunu yenerim bu arada da. Elinde çok fazla düzenli asker var ya. Bir de müttefiği var. Özel askerleri 2000 kişi, baksana. 2000 kişilik özel askeri olmasa gücü 2000 zaten bu adamın. Ben bu adamı öldüreceğim de dürüst ve adil yeteneğine sahip. Ben bu Jorvi'yi bir sonraki hükümdar döneminde çok rahat ele geçireceğim ya. Çok rahat alacağım ben orayı. Ama bir sonraki hükümdarın gelmesi lazım. Alfred yetenekli de. İşte bu gacı lazım. Bu gacıyı bir de özellikle biz entrikacı olarak yetiştireceğiz ki milleti şişlemekte bir sakıncamız olmasın abi. Agresif saldırgan özelliği benim ölmeme sebebiyet verebilir. Yo, vermiyormuş. Ne demek %13'te yaralıyı aldım ya. Oyun yani, bu kadar da değil ya. Bu kadar da olmasın yani. Ben Mercia ile ittifaklığı bozacağım. İttifak ne lan? Ya şu an bozamıyorum. Bu adamın ya da benim ölmem lazım. Karı yine hamile oldu. İnşallah erkek bir varisim olur. Ama zeki olmasa benim için sıkıntı. Zeki olsun. Affedici özelliğini kesinlikle almayacağız. Çünkü bu kızın birilerini şişlemesi gerekecek. Öfkeli özelliği benim işime yarar. Kararsız özelliği işime yarar mı bakacağım. Yaramaz abi. Öfkeliyi alalım. Bu kızı biz tam bir abi katliam makinesi yapacağız. Herkesi şişleyecek. Fransa'daki etkinliğe katılayım ya. Tehlike varmış. Şurada. Bir denizciye bu tehlikeyi çözeriz. Tam tehlikeleri ortadan kaldırdık. Hadi bakalım. Ne oldu, benim şeyim 6'ya düştü. Naibe geçti diye mi yönetim? Neymiş? Gerek yok. Dindarlığı hazır kazanalım yani. Ne gereği var? Hep böyle turnuvalarda biri ölecek mi ya? Yani hep birinin başına bir şey gelmek zorunda mı yani? Ya benim için değerli biri değil açıkçası da. Ben yaralı özelliği kazanmak istemiyorum. O yüzden direkt onu vereceğiz yani. Çok saçma. Okçuluk müsabakasına. Kazananı altın oynadım bu arada. Şimdi şu haritadaki şeyi göremiyor muyum ya? Bu ne müsabaka ödülü bu? Az önce turnuva falan yerlerine girip bir şeyler kazanabiliyorduk ya. Kazanan bu arkadaş olursa 19 yeteneği var bunun. Bunun 9. Bu adamı oyna, güvenli ata. Başarılı yarat edersin. Bizim merhemle kardeşim tedavi ediyoruz. Bunun kazanma şansı zaten yok. Vallahi ben bu... Bizim desteklediğimiz adam mı kazanacak? Bu benim şeyimden değil miydi bu? Allah Allah. Normal dövüşteki gibi değil ya bu. Seçenekler çok daha karmaşık. Bombio kazandık. Oğlum ve varisim de bu çocuk mal ama.
Kazandık mı? Dur bakayım. Çocuğa özel. Bir zafer almak istiyoruz. Evet abi. Kazanamadık. Benim yatırdığım adam kaybetmiş abi. Yapacak bir şey yok. Ben kazandım mı peki? Ben turnuvaya en son katılma hakkı kazanmamış mıydım? Üstüne bir de kendime para yatıracağım diye düşünmüştüm ama. Kendime para yatıramadım galiba. Öyle bir olay olmadı. Mertlik. 5 yıl boyunca centilmenlik. Mertlik ne veriyor ki gelenekte? Bence bunu alalım, ileride kullanırız abi. Yani şu an değil ama ileride illa bir işimize yarar diye düşünüyorum. Aklı için ekstra yetenek de kazandım. Naiflik sona erdi. Güzel. Büyük Moravya. Aa, oralara kadar gider miyim ya? Eskiden böyle bir yer yoktu. Bu yeni geldi galiba. Normalde burası Bohemya'ydı. Şurası da Moravya'ydı. Ama Macaristan'ın için almıyordu. Burası yeni oluşmuş. Ama ben burada bir hak iddiası ister miyim? Bu adam Katolik ve Sloven. Dinden mi atıldı bu? Niye böyle bir şey yapıyor? Bu adamın niye toprağının hak iddiasını bana veriyor ki? Bu ilginç. Adam aforoz maforoz da değil. Sadist özelliği var. Belki ondandır. Bilmiyorum ama benim o topraklarda tabii ki de gidip bir şey istemiyorum. Oha, bir sürü yerde bana krallık için şey veriyor lan. Papaya bak lan. İtalya krallığını vereyim diyor. Bretonya diyor. Bretonya'yı alırım vallahi açıkçası yani. Ama adamı yener miyim? Yenerim ya. Ama ya ben şey... Ya kendi planıma ters gitmek istemiyorum. Aslında güzel olur krallık ünvanını erkenden almak da. Yok abi, çok kolaya kaçmak olur ya. Direkt krallık ünvanını buradan almayacağım. Ben İngiltere olarak krallığı kuracağım ya. Yok yok, o çok kaçak şey olur ya. O kolaya kaçmak olur. Gerek yok abi. Ben dediğim gibi kendi yolumdan devam edeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle öyle şeylere girmeyeceğiz. At abi. Karım geçsin. Bu çocuğu verasetten men edeceğim bu arada. Oğlum bu kız var ya, bu kız. Değişik bir şey olacak ya. Şu değil mi? Gunilda. Oğlum ben bu kızdan, bana ne, bunu ben eğitmiyorum ki. Niye bana puanını veriyorsun? Oğlum benim eğittiğim bu değil mi? Tamam. Bunu ben eğitmiyorum. Allah Allah. Bunun vasisi ben değilim ki. Ben karıma vermemiş miydim bunun vasiliğini az önceki seçenekte? İlginç. Artık Doğu Anglia'ya benim ateşkesim bittiyse ona bir tane daha savaş açalım da. Yok, daha ateşkesim bitmemiş. Ne kadar var? 2 yıl daha sürecek. O zaman bu videoyu bitirelim. Bir sonraki bölümde Doğu Anglia'yı alınca 2 tane daha toprak almış olacağım. 20'ye çıkacak. Bir tane Mercia'dan veya Yorvik'ten veya Upland'dan alırsam bu işi noktalayıp İngiltere oluyoruz. Sonrasında Mercia ve Yorvik'i tamamen alır. Galler'i ele geçirmeye başlarız. İskoçya'ya gideriz. Oradan da kardeşim artık yavaş yavaş Britanya'ya adımlarımızı tamamlarız diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.